Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tahinli un helvası tarifi paylaştım. Tadı nefis oldu. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Tahinli un helvasını yapmak için uygun bir tava aldım. Tavamın içerisine 125 gram tereyağı ilave ediyorum. Ve ocağımın altını açıyorum. Bu erisin. Şimdi şerbeti içinde 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı da toz şeker koydum. Bunu hemen ocağa alacağım. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra hemen kapatacağım. Burada sadece şekerin erimesini sağlayacağız. Tereyağım erisin burada. Tereyağı eridi. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bunun da kaynamasını bekliyorum. Şöyle 1 dakika kadar kaynasın. Daha sonra unu ilave edeceğim. 2 su bardağı un ilave ediyorum yağımın üzerine. Ve hemen karıştırmaya başlıyorum. Ocağımızı kısalım ve yavaş 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 sabırla karıştıralım. Bakın böyle yağı çekti. Şimdi çok kısık ateşte kavuracağız. Kahverengi bir görüntü alıncaya kadar karıştırarak kavuralım. Helvamın hafif rengi dönmeye başladı. Helvasını yeterince kavurdum. Bakın şu kıvam olması gerekiyor. Hafif kahverengi. Şerbetim de bu arada kaynamıştı. Kenara almıştım. Onu ocağımın altını önce kapatacağım. Bu biraz sıçrıyor. Yavaş yavaş şerbetimi dökeceğim ve bir taraftan da karıştıracağım. Ocağımın altını çok kısık ateşte tekrardan açtım. Ve hemen zaten şerbeti çok kısa sürede çekiyor. Böyle yine alt üst yapıyorum. Helvanın üzerine bir kahve fincanı tahin ilave ediyorum. Ve şimdi bunu da 1-2 dakika karıştıracağım ve kavuracağım. Helvam hazır. Artık ocağımın altını kapatacağım ve biraz dinlendikten sonra sizlere son halini göstereceğim. Helvayı şöyle 5-10 dakika dinlendirdim. Kaşıkla şekil veriyorum. İsterseniz kalıp da kullanabilirsiniz. Şöyle kaşığımın içerisine sıkı bir şekilde basıyorum. Bu helvayı sıcak sıcak servis yapmanız lazım. Yani ılık. Çünkü içerisinde margarin veya tereyağı koyduğumuz için donar. Şöyle sallıyorum. Görüntüsü çok güzel oldu. Biraz şöyle uçlarına toz Antep fıstığı atıyorum. Bu tabi isteğe bağlı. Elinizde varsa kullanın. Ve tahinli helva hazır. Son hali böyle. Bunları da birazdan başka servis tabağına alacağım. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.